Hadi Can, buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslında çok önemli konuşmalar ve değerlendirmeler yapıldı. Benim kafamdaki soru şu: çok önemli sırlarıyla insanlar niye yurt dışında? Bu kadar yoğun bilgiye sahip Türkiye'nin arınmasına, temizlenmesine katkı sağlayacak, Türkiye'nin tam ortasında patlamış olan bu lağımın detaylarını bize anlatacak olan Sedat Peker yurt dışında. Türkiye'deki birçok girit ve kirli ilişkilerin mimarı olan ve bu ilişkilerin tarafı olan Sezgin Baran Korkmaz, Amerika yolcusu. Öte yandan Türkiye'deki birçok kumpas davasının ve en son 15 Temmuz darbesinin mimarı olarak bilinen ve bunun arkasındaki isim olarak bilinen Fethullah Gülen yıllardır Amerika'da. Neden bu isimler yurt dışında? Birinci sorum bu. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir değerlendirme yapacağım. Onun Türkiye'ye zaten dönmesini teknik olarak hiç beklemiyordum. Avrupa hukuku üzerinde bir miktar amatörce çalışmış ve bu süreçleri geçirmiş biri olarak biliyorum. Türkiye'den yurt dışında yaşayan kişilerle ilgili talep edilen iade dosyaları ne yazık ki Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmıyor. Sayın Pekşen bu konuyu çok daha iyi bilir. Bunun Avrupa standartlarında bir takım normları var. Türkiye bunlara maalesef riayet etmiyor. Bunu bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor? Bundan emin değilim. Yani gerçekten amatörce mi yapıyor bu işlemleri ya da kafasında bir plan var? Bu iadeyi gerçekten istemeden mi böyle bir süreç çalıştırıyor? Bundan emin değilim. Ancak Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesiyle ilgili Avusturya tarafından yapılan açıklamaları özellikle Avrupa basınından okuduğumuzda şöyle bir şey ortaya çıktı. Türkiye'nin yapmış olduğu iade talebiyle ilgili bize gelen bilgiler yetersiz. Burada hangi davalardan ne şekilde yargılanacağı belli değil ve biz bu davalardan maksimum alabileceği cezanın ne olduğunu bilmiyoruz. Oysa Amerika'nın ortaya koyacağı ceza belli. Maksimum 5 yıl yatacak şeklinde bir açıklaması oldu Avusturya Adalet Bakanı'nın. Dolayısıyla bu adamın zaten Amerika'ya gideceği belliydi. Türkiye bunu gerçekten istedi mi ya da istemedi mi bundan emin değilim. Ama Türkiye'ye gelmesi halinde, konuşması halinde hangi kirli ve hangi girift ve çirkin ilişkilerin ortaya çıkacağı konusunda belli ki şüpheler ve endişeler var. Amerika'da en az birkaç yıl susar, konuşmaz. Çünkü Amerika'da bu konuda kurallar son derece katı ve biz de seçimi herhangi bir spekülasyona sebep olmadan geçiririz diye düşündüler. Ama gerçekler hiçbir zaman kapalı kalmaz, gizli kalmaz. Bu adamın kirli ilişkileri ve yurt dışına kaçışı ile ilgili konuşulanlar mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. Öte yandan Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırılması ile ilgili izninizle siyasetçi kimliğimi bir kenara bırakıp doktor olarak bir değerlendirme yapayım. Bu yaşta diyabeti olan, kalp problemi olan, tansiyon sorunu olan, koroner hastalığı olan birinin eğer hastaneye kaldırılmışsa ve bir kez kalbi durmuşsa artık oradan sağ çıkma ihtimali hemen hemen yoktur. Biz eğer bu bilgiler doğruysa, gerçekçi ise ve tıbbi ise birkaç gün sonra onun belki de ölüm haberini duyacağız. Keşke böyle bir şey duymasaydık. Sayın Pekşen'e katılıyorum. Onun çünkü Türkiye'nin kaderini etkileyen bir sürü kirli, çirkin, komplike, karmaşık, ucu yurt dışında bulunan bu kirli ve girift ilişkileri açıklamasını beklerdik. Sadece kumpas davalarındaki dahlini değil, yıllardan beri 40 yıldır, 50 yıldır neredeyse yarım asırdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki bir takım önemli kurumlara nüfuz etmesinin arkasındaki güçlerin ve mentalitenin ne olduğunu öğrenme fırsatımız olurdu. Yargıdaki yuvalanmasının, askeriyedeki kurumsal bir şekilde güçlenmesinin, istihbaratı ele geçirme çabasının ve emniyetin içerisindeki nüfuzunun perde arkasını ve bunları nasıl gerçekleştirdiğini gerçekten öğrenmek isterdik. Kumpas davalarında yaptıklarını kabaca biliyoruz. Birçok arkadaşımız bu konuda gerçekten büyük ızdırap çektiler. Ben olayın bir başka boyutunu yaşadım bu davalarla ilgili ve bu örgütün ne kadar tehlikeli, ne kadar çirkin, ne kadar korkunç ve karmaşık ilişkiler olduğuna kendi ölçeğimde tanık oldum ve gördüm. Kendimle ilgili kurgulanmış olan davaya dair şu anda 2000 sayfadan fazla bir döküman hazırladım, bir kitap haline getirdim. Ama şu anda kimseye güvenmediğim için götürüp bunu vermiyorum. Ancak iktidar değiştiğinde güvendiğim bir hukuk fakültesine vereceğim ve bu davada bu örgütün, bu alçak örgütün, ucu dışarıda olan bu korkunç örgütün
ne kadar komplike, ne kadar karmaşık olduğunu gösterecek bir sürü bilgi ve belgeyi hazırladım arşivimde ve namuslu bir hukuk fakültesi dekanı bulduğumda götürüp kendisine vereceğim ki bizden sonraki nesillere örnek olsun ve çocuklarımız hukukun nasıl ifal edildiğini, nasıl işgal edildiğini ve nasıl siyasetin emrine ve gölgesine girdiğini görsünler. Biz bazı acılar çektik, ciddi çileler çektik ama umuyorum bunlar Türkiye'nin arınması, hukukun hukuk gibi çalışabilmesi için bir vesile olur. O bakımdan bunun altını çizmek istiyorum. Elbette bu örgüt öyle ya da böyle hesap verecektir. Ancak bunun öte tarafı da var. Siyasetle ilgili ilişkilerinin de açığa çıkması lazım. 15 Temmuz'un hala karanlık kalan tarafları var, sayfaları var. Bunlarla ilgili bilmemiz gereken toplumun merak ettiği şeyler var. Bunların da mutlaka açığa çıkması lazım. Eğer bu alçak örgütün, ucu dışarıdaki bu karmaşık ve çirkin örgütün siyasi bağlantısı bu ülkede açığa çıkmazsa biz o zaman bu örgütün nelere mal olabileceğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ve bu örgütün bugüne kadar Türkiye'ye faturasını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Umuyorum iktidar değiştiğinde önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye yepyeni aydınlık iktidarlarla yönetildiğinde biz bu çirkin ilişkileri de öğrenmiş olacağız Sayın Molla Veysoğlu. Evet, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, programın başında biliyorsunuz birçok sıcak gündemi sizlere aktaracağız, perde arkasına bakacağız diye konuşmuştuk. Programın akışı içindeki son dakika bilgileri de sizlere aktararak burada yorumlamaya çalışıyoruz. Gündem başlıklarımızdan biri sığınmacılar meselesiydi biliyorsunuz. Artık sığınmacılar meselesinin uzun süredir Türkiye'de bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini hepimiz kabul ediyoruz. Hani iktidar kabul etmiyor belki, AKP iktidarı tersini söylüyor ama Türkiye'de Türkiye'yi düşünen aklı başında herkes bu sığınmacılar meselesinin ülkeyi bir yıkıma götürdüğünün farkında. Bu konuda Sayın İlay Aksoy bu bölümde bize veda edeceği için hemen sözü kendisine vermek istiyorum. Demokrat Partisi Sayın Genel Başkan Yardımcısına çalışmaları da vardı. Sayın Aksoy, siz tehlikeyi nasıl ve nerede görüyorsunuz ve çözüm olarak ne öneriyorsunuz? Buyurun. Şimdi Tuncay Bey, az önce çok kıymetli konuklarımız çok çok kıymetli bilgiler paylaştı. Ancak Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir ufak noktaya da değinmek istiyorum. 15 Temmuz'da iade edilmesi, buyurun, Amerika'ya transfer edilmesi çok önemli. Çünkü Batı'nın sistemi gerçekten küçük mesajlarla özellikle yürüyor. Dolayısıyla 15 Temmuz seçilmesi çok önemlidir. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Fethullah Gülen konusunda da Sayın Pekşen'in söylediği gerçekten çok doğrudur. Çünkü milyonlarca insanın gerçekten canı yandı son 20 yıl içinde. Adeta paralel bir devlet kurulmasına da neden izin verildi ve neden oldu. Adeta şu an göçle ilgili nasıl bir paralel topluluk inşa ediliyorsa AK Parti'nin eliyle, Fethullah Gülen'in döneminde de paralel bir devlet kurulmaya çalışılmıştı. Ama kendisi ölse de yüz binlerce suç ortağı var. Dolayısıyla bu davalar bizi çok ciddi anlamda kapsamlı bir şekilde göreceğine inanıyorum. Çünkü hükümet